Merhaba arkadaşlar, FIFA 22 kariyer modunda bugün Galatasaray'dayız. Avrupa Ligi'nde çok önemli bir başarı elde ettiler. Grupları lider tamamlayıp son 16'dan Avrupa Ligi'nde yollarına devam edecekler bundan sonra. Onları tebrik etmek lazım. Biz onlar adına bugün işleri daha da zorlaştırıyoruz. Bunu daha öncesinde Manchester City, Beşiktaş ve Trabzon'da yapmıştım. Sıra geldi Galatasaray'a. Her gün maç koyarsak Galatasaray mevcut kadrosuyla ne yapabilir? Kaçıncı olabilir? Mevcut sistemiyle hiçbir şeyle oynamadan nelerle karşılaşabiliriz? Bunun cevabını bugün öğreneceğiz. Dünyanın en zorlu fikstürüyle Galatasaray başlıyor. Bu arada Instagram adresimin ve Discord sunucumuzun linkini yorum kısmına sabitliyorum. Mutlaka aramıza katılın. Dedikten sonra size şöyle fikstürü göstereyim. Ağustos 1'de başlıyoruz. Yaklaşık 1,5 ayda bütün fikstürde görünmüş maçları sıralı bir şekilde ekledim. Onları oynuyoruz. Onları bitirdikten sonra eğer kupada ya da Avrupa Ligi'nde tur atlarsak onları da yine zamanı geldikçe sıralı bir şekilde ekleyeceğim. Ama şimdi en önemli hedefimiz ligi tamamlamak, Avrupa Ligi gruplarını tamamlamak ve kupada kimle eşleşmişiz? Kayserispor'la Kayserispor maçlarını yapmak olacak. 4-1-4-1 şeklinde bir Galatasaray sistemi var. Zaten Galatasaray bu şekilde oynuyor. Bu bir gerçek. 11'ini değiştirmeyeceğim ama şöyle yapacağız. Ara ara rotasyona gitmemiz gerekecek. Yani bütün oyuncular neredeyse oynayacak diyebiliriz. Herkes yorulacak bu takımda. Hazırsanız Giresunspor maçıyla başlıyoruz. İlk hafta deplasman. Keskinlikler tam olarak oturmuş değil. Ve 2-0 kaybettik. Çıkıldağ penaltı kaçırdı. Kötü bir başlangıç çünkü takım bu kadar dinçken kazanması gerekiyor. İlerleyen dönemde daha büyük sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle yorulmaya başlayınca. Şu an takım 9. sıraya geriledi. Hatay maçıyla devam. Bir maç daha aynı kadroyla devam edeceğiz. 1-0'lık galibiyet Halil Dervişoğlu attı. Her maç çok kritik. Kasımpaşa deplasmanındayız. Üçüncü maç itibariyle takımın pili de bitti. 2-1 kaybettik. Çok kötü başladı bu arada Galatasaray. Madem öyle biraz oyuncu değişikliğine gittim. Mustafa Muhammed, Asun Sağ gibi isimler bundan sonra 11'e geldi. Trabzon deplasmanındayız. Bayağı yorgunluk var hem de. 2-1 galibiyet. Deplasmanda galibiyet almayı çok seviyoruz ama kendi evimizde aynı şeyi söyleyemem. Bir anda Avrupa Ligi geldi. Marsilya maçıyla başlayacağız deplasmanda. Takım bitik. Takım çok fenalarda derken 2-0 Nelson atıldı. Ona rağmen 3 puanla başladık Avrupa Ligi'ne. 4 hafta 6 puan yaptık. Bundan sonra birazcık daha iyi gitmemiz gerekiyor. 1-1 Alanyaspor karşısında kendi evimizdeki ilk puanı aldık. Tebrik etmek lazım. Bu bölüm nedense kendi evimizde oynanan maçları sevmedik mi? Bir sıkıntı var ama bilemedim. Bugün iyi bir rotasyona gidiyoruz aslında. Bazı mevkilerde oyuncular değişti. Kayseri deplasmanı. 2-1'lik galibiyet. Cagne ve Arda Turan attı. Bu fikstürde şampiyon olabilecek miyiz ligde? Avrupa Ligi'nde nereye kadar gidebiliriz? Galatasaray Göztepe maçıyla devam. Aynı 11'e döndük. Ve 1-0 kendi evimizde kaybettik. Ya böyle bir şey olamaz ya. Bir takım kendi evini bu kadar mı sevmez FIFA? Bu ne ya böyle? Nelson yok bugün. Lazio karşısında Avrupa Ligi'ndeki ikinci maç 1-1. Kötü değil. Avrupa Ligi'nde beraberlik kötü olmaz gruplarda. 7 haftada 10 puan topladık. Kendi evimizde felaket bir takımız. Deplasmandayız bugün. 2-0. Rize'yi rahat yendik. Konya maçıyla artık 3 puan almak istiyorum kendi evimizde. Hadi. 2-1. Nihayet. Ryan Babel ve Sasha Boy. 2 maç 4 puan. Avrupa Ligi'ne iyi başladık. Lokomotiv maçında mecburen rotasyona gideceğiz. Takımın pil bitti. Artık bazı oyuncuların değişmesi lazım diye düşünüyorum. Evet, şöyle bir kısım oyuncuyu dinlendiriyoruz. Bir kısım dinç oyuncu oyunda. 2-2 Oğulcan son anlarda beraberliği kurtardı. 2 gol daha atmış. Beşiktaş derbisindeyiz. Deplasmandayız. Bence deplasmanda kazanırız. Dedim 0-0 bitti maç. Daha iyi oynadık ama. Gaziantep maçıyla devam. 10 haftada çok fazla puan kaybı yaptık ve hepsi neredeyse kendi evimizdeydi ama 2-0. 5-1-1-0 Lokomotiv deplasmanı. Hafta 4. Kerem'in filan yürüyecek mecali kalmamış. Muslera da bitti ama lig maçında onu rotasyonda kullanacağım. 4-0 Lokomotiv'i de attık. Avrupa Ligi'nde bu kadar zorlu bir fikstürle dahi herhalde lider olacağız. İyi gidiyoruz, çok iyi gidiyoruz hem de.
Arda Turan sakatlık geçirmiş. Şimdi Karagümrük maçında yani mecbur artık Muslera'nın değişmesi gerekiyor. Kadro yani istediğim gibi çok geniş aslında kadro. Hani bazı maçlarda tolere edebiliyor takım kendi kendine. 2-0 kazandık. Cagne sahnede. Van Aanholt'la birlikte. O Galatasaray Fenerbahçe hafta 13. Bu sefer mevcut şablonla çıkıyorum ve 1-1 bitti. 84'te gol atıp 84'te gol yedik. Hadi bakalım. 4 hafta 8 puan rakip kimmiş? Marsilya. Yenersek biter. Kazanırız bence. Kendi evimizde 1-1. Bir beraberlik daha. Saliba atılmış rakipte. Ondan sonra herhalde işler değişti. 9 puan. Lige döndük, yeni Malatya maçı. Rotasyon yapacağız. Hatta bir takım kendine gelsin diye neredeyse full rotasyon yapıyorum. Deplasmanda 0-0. Kötü değil. Ya bu kadar rotasyona gittiğimiz bir maçta kaleci dahil en azından beraberlik. Altay maçıyla devam. Takım da hiç dinlenmedi ki bu maça. 2-2 bitti. Hani bir önceki maç o kadar oyuncu değiştirip bir sonraki maçta hiçbir şeyin değişmemesi. Bu arada her takım bir puanda grupta. Lazio son maç deplasman. 1 puan da olur, 3 puan da olur. 1 puan. 10 puanla Avrupa Ligi grubumuzu tamamlıyoruz. Diğer sonuçları bekleyeceğiz bundan sonra. 16. hafta ligde Sivas deplasmanı, birazcık artık form tutun. 3-1'lik galibiyet Sivas deplasmanında. Arda Turan dönmüş bu arada. Morutan'ı orada bir dinlendirebiliriz bir maç. Hatta şöyle yapacağız. Halil Dervişoğlu'nu da oynatıyorum bugün. Bir tık rotasyon forvet hattında. Derken 2-2. Halil Dervişoğlu ve Cagne. 2 tane oyuncu aldık. İkisi de gol attı. Ama defans. Defans yapamadık. Adana Demir deplasmanı. Galatasaray 2-0'la 3 puan aldı. 18 hafta 33 puan oldu. Ağustos ayını bitirmeye yaklaştık. Son 6 maç olması lazım. Antalya 2-2. Poli penaltı kaçırmış. En azından orada penaltıyı yemedik. Galatasaray Giresun. Ligde bence istediğimiz puanın şu ana kadar altında kaldık. Yine 2-2 bitti. Ve Türkiye Kupası'na geldik. Bu arada Avrupa Ligi kurası çekilmiş. Galatasaray. Hocam bu çekileli yıllar oldu. Biz bitirdik maçları, bitirdik. Sen ne kurasından bahsediyorsun hocam? Ben de bir an dedim, aklım gitti, ne kurası bu? Acaba gerçekten bir sonraki turu mu çektiler de maçlar oynanmadı ki daha? Fake attı ya. Vaa, dolandırıldık la. Resmen. Şöyle yapıyoruz. Muslera bitik. Kayseri deplasmanında oynasın ama yine de 2-0. Kupada gidebildiğimiz yere kadar. 20 haftada 60 puan toplayabilecekken 35'te kaldık. Yani maksimum 60'tı. 25 puan kaybı var. Hatay'ı yendik 1-0. Bundan sonrasını bir şekilde telafi etmek gerekiyor. 29 Ağustos. Kasımpaşa. Kendi evimiz Eyserik'le birlikte 2-1 kazandılar. 30 Ağustos Galatasaray Trabzon. Mustafa Muhammed yok. Bir sonraki maçta rotasyon yapmam lazım. 2-2 bitti. Yine beraberliğe takıldık. Evet, biraz böyle gideceğiz. Kadroyu 11'i değiştirdim. Biraz da bu adamlar yorulsun en azından 2-3 maç. Kayseri kupa maçı. 2-1 kaybettik. Alanya deplasmanıyla devam ediyoruz. Hadi be çocuklar. 1-1. Yine beraberlik. Bu arada büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Milli takıma giden oyuncular var artık. 2 Eylül itibariyle bir kısım maçta bu oyuncuları kullanamayacağız. Büyük bir sorun gerçekten. Kayseri maçı onlardan biri. Otomatik değiştirsin. Kendi evimizde 2-1 kaybettik. Tiam atıldı. 1-0 geriden geldi Kayseri. Biraz toparlanmamız gerekiyor ama artık. Göztepe deplasmanı 25 hafta 40 puan oldu. Sadece ve sadece 2-2. Kasımpaşa 4 haftada 12 puan toplamış. Bize çok yaklaştılar. Yani diyecek bir şey yok. Sasha Boy sakat. 2-1 kaybettik ama yeter ya. Pochampalo 2 tane attı. Takım buna dayanamadı. Konya deplasmanıyla devam. Hala milli takımdalar. Gün geçmiyor ki milli takımdan dönmesinler. 3-1. Ya en azından bir 70 puan yapmamız lazım diye düşünüyorum. Beşiktaş maçı. Kenan Karaman karşıda ve 3-2 kazandılar. Kenan Karaman takımı boostladı. Hafta 30. Dönün be artık. Dönün ya. Bitsin bu hasret. Döndüler. Nihayet. Sasha Boy ne kadar yokmuş. Sezonu kapattı herhalde ya. Bayağıdır yok çünkü. 3 hafta. Sezonu kapatmış. 3 hafta dediğin ne ki? Bütün maçları oynuyoruz zaten 3 haftada. Ben diyorum ki Cagne Reis ne yapar ne eder gol atar. O yüzden forvete Cagne geri döndü. Karagümrük maçıyla devam ediyoruz.
Artık 3 puan getirecek adam lazım. Cagne. Simülasyonu da atıyor. Fenerbahçe deplasmanı. 50 puandayız. 53 olsun. 3-2 kaybettik. Cagne yine attı. Halil Dervişoğlu yine attı. Ama defansımız tutamadı. 50 puanda da kaldık. Haftalar, günler 1-1 geçiyor. 3 puan alıyoruz. 2-0. Son maçlara adım adım. Altay deplasmanındayız. Kazanır mıyız? 2-0'la. 35. hafta. Sivas. Eksik var. Asusa yokmuş bugün. Cezalı ve 2-0 kaybettik. Çok puan kaybı oldu bu sefer. Yani beklentilerimin çok aşağında bir performans. Devam. Başakşehir maçı. Son günlerdeyiz. Deplasmanda 3 puan. Gulbrandsen attı. Yine yenildik ya. Son 2 gün kaldı ligde. Adana Demir ve Antalya maçı. En azından 60 puanı geçelim. 2'de 2 yaparız. 1-1 bitti. 57 puan. 60 puanı bulmamız lazım. Antalya deplasmanında 3 puan. Tek istediğim o. 2 tane oyuncu yokmuş bugün. Ve 2-1 kaybettik. Abi son günleri bu kadar kötü nasıl geçirmeyi başardınız? Bu kadar iyi kadroyla yorulsalar dahi kazanmayı başarabiliyorlar ama gerçekten bir yerde çok kötü gitmeye başladı ve onu tolere edemedik. Yoksa Ağustos ayı çok daha iyiydi bence. Eylül ayı istediğimiz gibi gitmedi. Şimdi önümüzdeki süreçte tarihi biraz ilerleteceğim. Türkiye Kupası olacak. O maçları ayarlayacağız. Avrupa Ligi olacak. O maçları ayarlayacağız yine. Onları bekleme zamanı. Bir delikte diğer takımlar da puan kazanmaya başlasınlar. Sonuç nasıl olacak? Bu arada Avrupa Ligi tamamlandı. 10 puanla liderlik geldi. Son 16'yı bekliyoruz. Türkiye Kupası'nda da rakip belli oldu. Yeni Malatya Spor maçları üst üste ekledim. Umarım kazanırız. Evet, Yeni Malatya bayağı keskinlikler bitmiş ha bizde. Oynamaya oyuncular adeta kendilerini kaybetmişler. Neyse iki maçta en azından Avrupa Ligi öncesinde biraz toparlayabilirler belki. 3-2 kaybettik. Anlamsız. Rövanşa geldik. Tamam mı devam mı? Kadroda eksik de var. Yedeklerde ama 2-0 kaybettik. Türkiye Kupası'ndan eleniyoruz. Keskinlikler bizi mahvetti çeyrek finalde. Arada fikstürde inanılmaz bir boşluk vardı ya, o gerçekten hiç işimize gelmedi. Evet, Mart ayındayız. Son 16'da Avrupa Ligi'nde rakip Bayer Leverkusen. Kolay olacağını kimse söylemiyor özellikle bu keskinliklerle. Şansımızı deniyoruz. 2-1 kazandık. Barış ve Taylan. Hadi çocuklar. Çeyrek final için. Yine yedek kulübesinde eksik var. Hadi. 2-1 daha, çeyrek finaldeyiz Avrupa Ligi'nde. Belki ligde iyi gitmedik ama Avrupa Ligi mükemmel gidiyor. Gün geçmiyor ki Avrupa Ligi'nin en zorlu kuralları bize denk gelmesin. Dortmund'la oynuyoruz. Ya burada işimiz gerçekten çok zor. Çıkıldağ artı 3 keskinliğe ulaşmış. Nasıl oldu acaba? Hiçbir fikrim yok. 2-1 kaybettik. Haaland 85'te attı. Ya burada elenmek istemezdim açıkçası. Sanki elendik gibi bir şey oldu ama. Penaltılarla olacak iş değil ya. 2-1 kazandık. Kazanmayı dahi beklemiyordum ben bu arada. Van Aanholt, Mustafa Muhammed yaktınız bizi. Gerçi Van Aanholt ve Mustafa Muhammed olmasa maçı 2-1'e kim çevirecekmiş ama penaltıları da atsaydınız. Yazık. Dortmund yalnız penaltı kaçırmamış. Çeyrek finalde penaltılarla elendik. Süper Lig'de sezon tamam. Galatasaray 57 puanla 7. olabildi. Beşiktaş 80 puanla şampiyon. Yani 7.lik kötü diyemem ama iyi de değildi. Türkiye Kupası'nı Yeni Malatyaspor kazanmış. Biz de onlara elenmiştik. UEFA Süper Kupası Villarreal'in, Şampiyonlar Ligi Bayern Münih'in, Avrupa Ligi Borussia Dortmund'un. Yani elenmesek yarı finalde biz Olympiakos'u yenerdik. Finale çıkardık diye düşünüyorum. UEFA Konferans Ligi'de PAOK'un oldu bu sene. Bu arada Adana Demir de çeyrek final oynamış. Gelelim takımdaki gelişmelere. İşte artı birlerimiz, artı ikilerimiz var. Kimseyle zaten yeni sezonda devam etmeyeceğim için kontrat yenilemedim. Arda Turan -7 düştü. Ryan Babel de -7 düştü. Maç oynamayınca oyuncularımız inanılmaz düştüler. En iyi performans. Gerçi bence hiçbiri iyi performans göstermiş gibi değil. Mustafa Muhammed'i beğenmedim. Kerem daha iyisini yapabilirdi. Morutan daha iyisini yapabilirdi. Ama olmadı. Daha iyisini yapsalardı zaten bu konumda olmazdık diye düşünüyorum. Ligde gol kralı Bakasetas olmuş. Asist kralı Belanda. Gol yemeyen maç sayısında Uğurcan Çakır 1. Muslera ikinciliği paylaşıyor. Bofen ve Ali Şaşal Vural'la.
Bugün FIFA 22 kariyer modunda Galatasaray'la her gün maç yaparsak ne olabilir? Kaçıncı olabiliriz? Nerelere kadar gidebiliriz? Onu öğrendik. Videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.